Şimdi sırada dünyanın konuştuğu bir saat koleksiyonu var. Bu koleksiyon iş insanı Dikran Masis'e ait. Masis kıran kırana geçen müzayedelerden aldı ve çocuklarım dediği milyon dolarlık cep saatlerini TGRT Haber'den Özay Arat'a anlattı. Yusuf Öztürk de görüntüledi. Belki de hayatımda ilk defa soru sormadığım bir haber oldu. Ben sustum, o anlattı. Benim babam bronz heykel koleksiyoneriydi. Küçük yaştan itibaren böyle müzayedelere vesaire götürürdü beni. Bir gün antikacı bir arkadaşı aradı. Çabuk gel dedi. Ne var dedim. Gel gel dedi. Gitti. Arkadaşı masanın üstündeki cep saatlerini gösterdi, onları almasını istedi. Dedim ki ben saatten anlamam. Gümüşü de hiç sevmem. Ben bu koleksiyonu niye alıyorum? Alacaksın dedi. Hiç tartışma dedi. Aldım. Eve geldim. Koydum masanın üzerine. Bakıyorum diyorum ki ben bunu niye aldım? Saatler iş insanı ve siyasetçi İzzet Akosman'ın koleksiyonuna aitti. İçlerinden biri ding 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 diye ötmeye başladı. O ses ünlü iş adamı Dikran Masis'i derin bir ilim olarak tanımladı, saat bilimiyle yani horolojiyle tanıştırdı. 1500'lerde, 1600'lerde, 1700'lerde, 1800'lerde öyle şeyler yapmışlar ki hayran kalmamak mümkün değil. Artık dünyanın en zengin köstekli saat koleksiyonlarından birine sahip olan Dikran Masis, onların maddi değerinden hiç söz etmiyor. Konuyu ustalıkla değiştiriyor. Çünkü saatler onun için bir yatırım aracı değil, bir tutku. Bana sorarsanız bir kitap ama Dikran Masis'e sorarsanız yaklaşık 50 yılın hikayesi. Röportaj talebim kabul edilince milyon dolarlık cep saati koleksiyonunu göreceğimi düşünerek heyecanlanmıştım. Ama saatler yerine o saatlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kitapla karşılaştım. Ben bu koleksiyonu gösteriş için yapmadım. Kendim için yaptım. Osmanlı'nın saat merakını da Masis'le konuşurken öğrendim. Saat meraklısı milletler bir numara Çin ve Osmanlı. Türkiye'de Cenevizliler tarafından üretilen ilk saat de bu kitapta. Ben 35 sene önce dünyada bu saatten buldum ve aldım. O kadar şanslıyım ki 3 ay önce Hong Kong'da bir tane daha buldum aldım. O günü sabaha kadar uyumadım ben o saati alabilmek için. Avrupa'da Osmanlı için öyle saatler yapılmış ki onlardan biri Dikran Masis'in dilini ısırmasına bile sebep olmuş. Şöyle bir saat yapmış sultana. Ben bu saati 47 sene önce aldım. Aldığım gün dilimi ısırdım, kan geldi. Hani dilini ısırdı kelimesini ben o yaşta öğrendim. Dünyanın hiçbir müzesinde Topkapı dahil bu yok. 1808'de Son Excellence Galip Efendi almış. 4000 altın frank. Röportaj su gibi akıp gitti. Her anlattığında da gözleri ışıl ışıl parladı. Çünkü anlattıklarının her biri onun çocuğuydu. Mikhail Seminovich Bronikov diye bir adam fil dişinden ve tahtadan saat yapıyor. Buyurun. Her şey tahta. Fil dişini de dünyada bulamazsınız. Bende var. Röportaj boyunca sadece birkaç soru sordum. Onlardan ilki 3. Napolyon'un kullandığı 459 bin İsviçre frangını alınan saatle ilgiliydi. Siz kullandınız mı efendim? Böyle aldınız da. Yani merak eder. Ve ikinci soru. Aralarında en çok sizi etkileyen yok mu? Şey yok. Bunda benim çocuklarım ayrım yapamam. Son Çin İmparatoru Puyi'ye ait İngiliz yapımı bir çift saat de yine onda. İmparator da saraydan kaçarken bu ikisini bir beraberinde almış. Çok mücadele etti. Bazen soruyorlar diyorlar ki bu koleksiyonu yaparken hiç kazık yedin mi? Bedava mektep yok. Değil mi? Öyle öğreniyorsunuz bunu. Peki o saatler nerede muhafaza ediliyor? Niye kendilerine değil de sadece fotoğraflarını görebiliyoruz? Her aldığım ülkede özel yerlerde saklarım. Bayağı korunaklı bir yerde saklanıyordur evet, muhakkak yani. Söyle. İşte bu sıkıntı bu zaten. Bunları okşayamıyorsun, göremiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Ülkeler arası uçuyor musunuz? Gidip bakıyor musunuz? Her gezdiğimizde işte gidiyoruz, açıyoruz, bakıyoruz, biraz okşuyoruz, konuşuyoruz. Onunki bir tutku, bir sevdaydı. Ama asıl amacı Masis adını yarınlara taşımaktı. Ölümsüz olabilmek için ya müze açacaksın ya kitap yazacaksın. Biliyorsunuz değil mi? Kitaba yazdık. Ben yani ya hiç olmazsa bir yerde adımız geçecek.